CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. O kritik toplantı sona erdi. Peki içeride ne konuşuldu ve hangi kararlar çıktı? Soruların yanıtını almak üzere Haber Global ekibinden Saliha Çolak'a dönüyoruz. Saliha, seni dinliyoruz. Evet, CHP'de o kritik toplantı 5 saat sürdü. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı seçimden sonra ilk kez resmi MYK toplantısını yaptı. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını verdi ve Kılıçdaroğlu istifaları kabul etti. Daha önce olduğu gibi, buna işaret ediliyor. Genel Başkan'ın elini rahatlatmak için bunu işaret ediyor MYK üyeleri. İstifalarını verdiler ve Genel Başkan da kabul etti. Bu aşamadan sonra ne olacak? MYK, yeni bir MYK atanacak parti meclis üyeleri arasından. Ancak ne zaman, onun zamanlaması içinde önümüzdeki yine kritik toplantılar bekleniyor. Yarın saat 11'de CHP Genel Merkezi'nde burada Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir görüşme yapacak. Bundan sonra artık grup başkanı değil kendisi, grup başkanı ve grup başkan vekilleri seçilecek. Onun için nasıl bir yol izlenecek? Kılıçdaroğlu gruba seçmeleri için, milletvekillerine seçmeleri için isim önerecek. O isimlerin grupta seçilmesi bekleniyor. Tabii genel başkanın önerdiği isimlerin karşısına aday çıkar mı? Onu da kapalı grup toplantısında göreceğiz. O ne zaman olacak? Cumartesi gün. Cumartesi gün önce sabah saat 10'da parti meclisi toplanacak. Yine bir seçim değerlendirmesi yapılacak. Zira bugün MYK'da olduğu gibi parti meclisi üyeleri de görüşlerini, eleştirilerini orada aktaracaklar. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı o toplantıda öğleden sonra grup toplanacak. CHP grubu toplanacak kapalı olarak ve grup yönetimi ve meclis başkanlık divanındaki üyelikler için seçim yapılacak. Ancak dediğimiz gibi bu seçimde çok sayıda aday değil. Kılıçdaroğlu'nun göstereceği adayların gruba, bir anlamda grubun onayına o isimler sunulmuş olacak. Ancak tabii ki Kılıçdaroğlu'nun önerdiği isimlerin karşısına aday çıkarsa yine o süreçte de ortaya çıkabilecek. Ancak Kılıçdaroğlu isim önermiş olacak gruba. Peki bugün MYK'da ne konuşuldu? Bunun dışında seçim süreci değerlendirildi. Evet, istifaları verdi MYK üyeleri. Ancak MYK üyeleri aynı zamanda seçime ilişkin görüş ve eleştirilerini de dile getirdiler. Bu süreçte seçim kampanyasından altılı masaya, aday listelerinden birinci tur ve birinci turdan ikinci tura geçilirken yapılan yön değişikliği, politika değişikliğine kadar bütün bu sürece ilişkin eleştiriler sıralandı, bunu söyleyebiliriz. Tabii burada önemli bir karar da alındı. Bundan sonraki süreçte bir kurultay bekleniyor. Kurultayın bir an önce toplanması istendi. Burada MYK üyelerinin tabii görüşleri de bu yönde oldu. Ağırlıklı görüş bu yönde. Bunu ifade edelim. Tabii bir yerel seçim var. O yerel seçimi olumsuz etkilemeyecek şekilde bu kurultay takviminin gerçekleşmesi isteniyor. MYK'da alınan kararsa olağan kurultay takviminin bir an önce başlatılması. Bunun için hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, ki istifasını verdi, ancak tabii bu süreci götürecekler. Yeni MYK atanana kadar oradan bir açıklama bekleniyor. Kurultay takvimi ne zaman başlayacak? Yani mahalleden ilçeye, ilçeden ile kurultay delegelerinin de belirleneceği bu kurultay takvimi en nihayetinde sonbahara işaret eden bir tarih var. O tarih daha sonra açıklanacak, ancak en geç sonbaharda o kurultayın yapılması isteniyor. Zira Eylül'de, Ekim'de en geç yerel seçim için tüm parti kadrolarının sahaya çıkması gerekiyor. Diğer partilerden de beklenen bu, işte o nedenle o tarih kadar bu parti içi tartışmaların sona erdirilmesi isteniyor. Tabii bu süreçte Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, etmeyecek mi, yeniden aday olacak mı, olmayacak mı? Bu soruların henüz yanıtı net değil. Ekrem İmamoğlu'yla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla burada CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme bekleniyordu. Akşam saatlerinde gelecekti. Henüz o görüşme gerçekleşmedi. Biz burada gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.